bel fıtığı, her bel ağrısı bel fıtığı rahatsızlığı mıdır? Hayır, değildir. Bu artık bir efsane olarak tabii evet. dolaşıyor biliyorsunuz. Benim beli ağrıyan, ah bende fıtık var. Bir, gerçekten de araştırdığınız zaman, yazıp baktığınız evet. zaman şikayetlerinize bel fıtığı ilk sıralarda çıkıyor. Ama bel fıtığı bu işin %1-2'si. Gerçekten bel fıtığına bağlı olan bel ağrıları %1-2. Geri kalanı %85'i bizim spesifik olmayan dediğimiz ya da mekanik bel ağrıları dediğimiz ağrılar. Evet. İşte mekanik ağrılar aslında bu tür işte ufak yaralanmalardan kaynaklanan, evet. zorlamalardan kaynaklanan ağrılar. Peki bunun bir yaş yelpazesine eğer koyduğumuzda zaman içerisinde omurganın vücudun gelmiş olduğu halden kaynaklı olarak bel ağrısının artması normal midir? Tabii. Çünkü belde bir sonuçta dediğiniz gibi dejenerasyon meydana geliyor. Bir kireçlenme oluyor. Bir de diskler dediğimiz hani bu yapılar sıvı içerikli omurga. Yapılar. Omurganın her omurun arasındaki diskler jel kıvamında %80'i su olan yapılar. Şimdi biz yaşla biliyorsunuz su kaybediyoruz. Onlar da su kaybediyor. Onlar su kaybettikçe bu diskler arası mesafe daralıyor. Ve kireçlenme mecburen yani vücut aslında onu korumak için kendi kendine orada bir kireçlenme yaratıyor. Bir bakıyorsunuz omurgada kireçlenme olmuş, daralmalar olmuş. Aslında bir yaşlanmanın belki evet getirdiği bir süreç, bir sonuç ama...